Merhaba sevgili takipçilerim ve hastalarım. Bugün size oldukça hassas bir konudan bahsedeceğim. Sadece plastik cerrahide ve estetik cerrahide ortaya çıkan bir sorun. Normal şartlarda bir doktora gitme ihtiyacını duyan hasta, bu doktorun muayenehanesinden randevu alır. Bu ister bir beyin cerrahı olsun, ister bir dahiliyeci olsun. Normal muayene ücretini ödedikten sonra hastalığının ne olduğunu öğrenir ve gereğini yapılmasını ister. Ama iş plastik cerrahiye gelince durum biraz değişiyor. Nereden çıktığı belli olmayan bir şekilde hastalarımızın biz muayene olmayacağız, sadece danışmak istiyoruz gibi bir teklifleri var. Danışmak ne demek? Tatile çıkacaksınız, değişik tatil turları vardır. Açarsınız bu tur şirketlerine, bilmem ne turu için ne kadar ücret istiyorsunuz dersiniz ve onların arasından kesenize uygun bir tur seçersiniz. Ama iş sağlığa gelince öyle değil. Bir ayakkabı almak istiyorsunuz, bakarsınız internetten veya vitrinlerden ayakkabı fiyatlarını öğrenirsiniz. Ama ben bir burun ameliyatı olacağım, acaba doktorlar burun ameliyatını kaça yapıyor diye fiyat sormak doğru değil. Neden doğru değil? Siz kendinize bir burun ameliyatını yakıştırmışsınız. Büyük bir ihtimalle de bu doğru olabilir. Ama sizin gerçekten bir burun ameliyatına ihtiyacınız var mı? Veya güzellik için düşünülen başka bir ameliyata ihtiyacınız var mı? Bunu nereden biliyorsunuz? Bunu öğrenmek için mutlaka önce bir uzman doktor tarafından görünüp sizin burnunuz ameliyat edilmeye uygundur veya ameliyat edildiği takdirde size yakışır lafını duymanız lazım. Bu kararı kendiniz veremezsiniz. Çoğu zaman insanlar bu kararı kendilerinin verebileceklerine inanıyorlar. Örnek, göğüsleri küçük ve meme büyütmek istiyor. Bu nedenle başlıyor internetten meme büyütme ameliyatlarının fiyatlarını sormaya. Bu kadar basit bir şey değil. Birincisi, herhangi bir ameliyatın hastane fiyatı var. Eğer siz güvenli bir ameliyat olmak istiyorsanız, güvenilir bir hastanede, güvenilir bir anestezi altında ameliyat olmalısınız. Bunun bir bedeli var. İkincisi, ameliyat sonrası bakımınızın güvenilir ellerde yapılması lazım. Bunun da bir fiyatı var. Üçüncüsü, doğru ameliyatın yapılması lazım. En zoru da bu. Siz sadece meme büyütme ameliyatının her türlü sorunu çözeceğini düşünebilirsiniz. Ama bu böyle olmayabilir. Örnek, birbirine eşit olmayan memelerde bambaşka bir ameliyat yapmak lazım. Ve bu da kendine göre zordur. Bunun da nasıl yapılacağını ve maliyetini öğrenmek için mutlaka bir hekime mani olmalısınız. Onun için biz şöyle bir çözüm bulduk. 3 aşağı 5 yukarı herhangi bir ameliyatın bir taban fiyatı vardır. Kesin sonuçları, kararları ve fiyatları öğrenmek için muayene olmalısınız. Muayeneyi biz kliniğimizde iki türlü yapıyoruz. Birincisi yüz yüze muayene. Belli bir ücreti vardır. Ama her hastası bilgi edinmek için uzak bir yerden gelemeyebilir. Böyle durumlarda biz teknolojik araçları kullanarak bilgisayar veya telefon kaydıyla yüz yüze görüntülü görüşme yapıyoruz. Bu görüntülü görüşmede hemşiremizin de beraberliğinde gerekirse hasta soyunuyor, değişmesini istediği bölgeleri bize gösteriyor ve biz buna bunların belli bir gizlilik içinde ve kimse tarafından görülmediğini garanti ederek yapıyoruz. Ve fiyat olarak da normal yüz yüze konsültasyonda çok daha düşük bir ücret alarak bunu yapıyoruz. Ama bu şekilde hastaya çok daha doğru bilgiler verebiliyoruz. Lütfen telefon açarak estetik bir ameliyatı kaça yapıyorsunuz diye sorup ameliyatınıza karar vermeyin. O fiyatını sorduğunuz ameliyat sizin için geçersiz olabilir.